Arkadaşlıkta yaş, akılsız insanlarda öyle bir problem olur. Aklı zayıftır. Yani uyum gösteremez mesela. 20 yaşında bir insandan bağlantı kuracak aklı olmaz. Mesela 40 yaşındaysa 40 yaşta bağlantı kuracak akıldadır. Yani o kültürü aşamaz. Onun gerisine ve ilerisine gidemez. Beyni ona yetmez. Veyahut mesela 20 yaşındaysa daha ileriye veya daha geriye gidemez. Veyahut 50 yaşındaysa, 60 yaşındaysa, 70 yaşındaysa daha ileriye ve geri gidemez. Bu bir akıl sorunudur. Yani akıl darlığını gösterir. Akıllı bir insan her yaşta, her şekilde dostluk, sevgi, kardeşlik bağını kurabilir. Mesela Peygamberimiz 60 yaşındaydı. Hazreti Ayşe'yi çok sevdi. Daha küçük, 9 yaşında falan da Hazreti Ayşe küçüktü. Gayet güzel ondan diyalog kurabiliyordu, konuşuyordu, bağlantı kuruyordu. Ona nikaha niyet ettiler, yani söz kesti. 18 yaşında da evlendi. Ama o arada konuşuyordu Peygamberimiz onunla, sohbet ediyordu, konuşuyordu ve gayet güzel diyalog kuruyordu. Hazreti Ayşe çok zekiydi. Çok çok akıllı. O müthiş zeki yani, gayet konuşkan. Hafızası da çok güzel. Peygamberimiz 60 yaşında, muazzam bir diyalog oluyordu. Her dediği aklında kalıyordu Peygamberimizin. Onun her dediği de bizim Peygamberimiz zaten çok zeki olduğu için aklındaydı. Dolayısıyla akıllı insan arasında böyle bir sorun yaşanmaz. Ama akıl zafiyetinde adam akran arar, akran. Yani akranın dışında bağlantı kuramaz. Yani illaki memleketlisi olacak, akranı olacak, işte çıtak bıyıklı olacak aynısıysa. Yani bayağı bir şartı var. Akıllı insan için her yerde her şey en güzel şekliyle olur. Yaşla, kiloyla, efendim, boyla, bosla, memleketle falan hiçbir alakası olmaz. Bu sıra gecesine katılan gençlerin bir resmi var, görebiliyor musun?